Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine gelmiş bulunmaktayız. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi sorularda 18. yüzyılda Osmanlı Devleti olarak ifade edilir. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ifadesi geçtiği zaman arkadaşlar biz 1700'lü tarihler aklımıza gelsin. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti veya bir diğer adıyla Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi şu an okullarda okutulan Osmanlı tarihi ders kitabında 18. yüzyılda değişim ve diplomasi ünitesi başlığı altında incelenmektedir. Fakat ÖSYM'nin sorularında gerileme dönemi Osmanlı Devleti veya 18. yüzyılda Osmanlı Devleti tarzı ifadeler kullanılarak bu dönemle ilgili sorular yazılabilmektedir. Gerileme dönemi padişahlarına baktığımız zaman arkadaşlar 2. Mustafa, 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve 3. Selim gerileme dönemi padişahlarını oluşturmaktadır. Gerileme dönemi tüm padişahlarını tek bir slayt üzerinde görebilmekteyiz arkadaşlar. Yine biz bu dersimizde Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükselme ve duraklama dönemlerinde olduğu gibi siyasi tarih konularını yüzeysel bir şekilde geçeceğiz. Daha çok bu dönemdeki ıslahat çalışmaları üzerinde duracağız arkadaşlar. Örneğin 3. Selim döneminde yapılan ıslahat çalışmaları, 3. Mustafa döneminde yapılan ıslahat çalışmaları ve 1. Mahmut döneminde yapılan ıslahat çalışmaları dersimizin önemli noktalarını oluşturmaktadır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi 1699 Karlofça Antlaşması'yla başlamış ve 1792 Yaş Antlaşması'yla sona ermiştir. 1792 Yaş Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi sona ermiş, Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi başlamıştır. İşte 1699 yani 1700 tarihlerini baz alırsak 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'ni işlemiş olduğumuzu göreceksiniz arkadaşlar. Osmanlı Devleti kaybedilen yerleri 18. yüzyılın başlarında geri almaya yönelik politikalar izlemiştir. Daha önceki ünitemizde yani Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde 1699 Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilk kez büyük oranda toprak kaybettiğini söylemiştik. İşte toprak kaybeden Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılın başlarındaki temel politikası nedir arkadaşlar? Kaybedilen toprakları geri almaya yönelik politikalar izlemiştir. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yani ilk 25 yılında veya ilk 30 yılında kaybettiği toprakları geri alma politikasında başarılı olmuş, Rusya ile yapılan Prut Savaşı'nı kazanmış ve Mora Yarımadası'nı geri almıştır. Yani başlangıç itibariyle Osmanlı Devleti bu politikasına başarılı olurken 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan itibaren Osmanlı Devleti Avrupa'daki gelişmeleri takip etmeye yönelik politikalar izlemeye başlamıştır. Osmanlı Devleti bu politikada başarılı olmayınca yani kaybettiği toprakları geri alma politikasında başarılı olmayınca elindeki toprakları korumaya yönelik politikalar izlemeye başlamıştır. Bu dönemin kendisinden önceki dönemlerden ayrılan temel özelliği arkadaşlar bu dönemde Avrupa tarzı ıslahatların yapılmasıdır. Yani Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzı ıslahatlar 18. yüzyılda başlamıştır. 17. yüzyıl ıslahatlarıyla 18. yüzyıl ıslahatların ayrılan noktası aşağıdakilerden hangisidir tarzı sorularda doğru cevap 18. yüzyıl ıslahatlarının Avrupa tarzında yapılması. Yani Osmanlı Devleti bu dönemde Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupa tarzı ıslahat çalışmalarına yönelmiştir. 18. yüzyılın siyasi olaylarını kısaca özet bir şekilde geçeceğimizi söylemiştik. 18. yüzyıl siyasi olaylarıyla ilgili ÖSYM'nin günümüze kadar sormuş olduğu herhangi bir soru yoktur. Fakat 18. yüzyıl siyasi olaylarını yine de ana hatlarıyla bilelim arkadaşlar. Bu dönemde Osmanlı Devleti sık sık Rusya ile mücadele halinde olmuştur. Rusya'nın bu dönemdeki politikası nedir arkadaşlar? Rusya 1. Petru'dan itibaren Kırım'ı alarak Karadeniz'e çıkmayı amaçlamış, güneye sıcak denizlere inme politikasına yönelmiştir. Rusya niçin güneye sıcak denizlere inmeye yönelik politika izliyor? Rusya, Karadeniz'in kuzey coğrafyasında hakimiyet kuran bir devlettir. Asya'nın kuzey tarafları buzul deniz olduğu için Rusya'nın bu denizlerden dünyaya açılması, ticaret yapması söz konusu olmayacağı için Rusya
Karadeniz'e çıkıp buradan güneye, Akdeniz'e inmeye yönelik politikalar takip etmiştir. Rusya'nın bir diğer amacı ise Ortodoksları himaye altına alıp Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma ve sonraki dönemlerde Panslavizm politikasını gerçekleştirme, yani Slav Birliği politikasını gerçekleştirmeye yönelik politikalar izlemiştir. Çar 1. Petro'nun bir diğer amacı ise Rusya'yı güçlü bir Avrupa devleti haline getirmek istemiştir. İşte Rusya'nın Karadeniz'e inme, güneye inme, Ortodoksları himaye etme gibi politikaları hangi devletle çatışmasına neden olmuştur arkadaşlar? Osmanlı Devleti ile çatışmasına neden olmuş. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren ve 19. yüzyılda sık sık Osmanlı-Rus savaşları gerçekleşmiştir. Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları 1715-1718. Dersimizin başında bu dönemde Osmanlı Devleti'nin politikasını nasıl açıklamıştık arkadaşlar? Kaybettiği toprakları geri alma olarak açıklamıştık. Osmanlı Devleti, Mora halkının yardım istemesi üzerine Venedik'e savaş açmış ve Venedik'i yenerek Mora'yı almıştır. Yani Osmanlı Devleti, Karlofça Anlaşması ile kaybettiği bir toprak parçasını geri kazanmış. Karlofça Anlaşması'nda garantör devlet Avusturya olduğu için Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş açmış. Osmanlı Devleti Venedik'te yapmış olduğu savaşı kazanmış, Avusturya ile yapmış olduğu savaşı kaybetmiştir. Ve Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya yenilmesi üzerine arkadaşlar 1718 tarihinde Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. Pasarofça Antlaşması Osmanlı Devleti açısından bir dönüm noktası oluşturduğu için bu anlaşmanın şu özelliğini bilelim arkadaşlar. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nde Lale Devri başlamıştır. Lale Devri niçin önemli? Osmanlı Devleti'nde batılılaşma hareketlerinin başladığı bir dönemdir. Arkadaşlar 18. yüzyıl ıslahatlarını işlerken Lale Devri'nden ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti barışçı politikalara yönelmiş ve elindeki toprakları koruma yanlısı bir politika izlemiştir. Yani 1718 Pasarofça Anlaşması'yla Osmanlı Devleti barışçı politikalara yönelmiş, Avrupa'daki gelişmeleri takip etmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek istemesi neyin göstergesidir? Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları 1736-1739. Osmanlı Devleti hem Avusturya'yla hem Rusya'yla aynı anda mücadele etmiş, her iki devleti yenilgiye uğratmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti için sürpriz bir gelişmedir. Yani Osmanlı Devleti o dönemin iki süper gücüyle savaşıyor ve aynı anda hem Rusya'yı hem de Avusturya'yı yenilgiye uğratıyor. Osmanlı Devleti'nin 1736-1739 savaşını kazanmasına ne etkili olmuştur? İslahatlar konusunda göreceğiz. Yani 1. Mahmut döneminde Humbaracı Ahmet Paşa'nın yapmış olduğu çalışmalar etkili olmuştur. Yani bu savaşların kazanılmasında Humbaracı Ahmet Paşa ismini aklımızda tutabiliyorsak bir gün işimize yarar arkadaşlar. Fransa'nın arabuluculuğuyla Osmanlı Devleti, Rusya ve Avusturya arasında Belgrad Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın arabulucusu olan Fransa'ya Osmanlı Devleti kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir. Kapitülasyonlar hatırlarsak arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilmişti. Fransa'ya verilen kapitülasyonların şöyle bir özelliği vardı. Anlaşma iki hükümdarın sağlığı boyunca geçerli olacaktır. Yani Kanuni Sultan Süleyman öldükten sonra yerine oğlu 2. Selim geçmiş, antlaşma yenilenmiş. Bundan sonraki her Osmanlı padişahında antlaşma yenilerek 1740 tarihine kadar gelmiş. 1740 tarihinde ise Fransa'ya kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Hangi padişah dönemi gelişmesidir arkadaşlar bu? 1. Mahmut dönemi gelişmesidir. Belgrad Anlaşması'nın bir diğer özelliği ise bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu son kazançlı antlaşma olması açısından önemlidir. Yani 1739'dan itibaren Osmanlı Devleti daha çok toprak kaybına uğramaya başlamıştır.
Osmanlı-Rus Savaşları yani 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı savaşlara Küçük Kaynarca Antlaşması'yla son verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzalamış olduğu ağır antlaşmalardan bir tanesidir. ÖSYM bu konularla ilgili siyasi tarih sorusu yazmıyor fakat eğer ki 18. yüzyıldan siyasi tarih sorusu yazılırsa muhtemelen Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddeleriyle veya Küçük Kaynarca Anlaşması'nın önemiyle, sonucuyla ilgili soru yazılma ihtimali daha yüksektir. O yüzden Küçük Kaynarca Anlaşması'nın birkaç tane özelliğini bilelim arkadaşlar. Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez halkı Müslüman olan bir coğrafyayı kaybetmiş. Nereye kaybetmiş Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Anlaşması ile? Osmanlı Devleti bu anlaşmayla Kırım'ı kaybetmiş. Kırım, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katılan Müslüman bir coğrafya. Kırım Hanı dini bakımdan halifeye bağlı kalacaktır diye bir madde vardır. Bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Osmanlı padişahları halifeliği siyasi alanda yani uluslararası alanda ilk kez kullandı. Daha önceki hiçbir antlaşmada halifeliğe yönelik madde yer almamıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti halifeliği uluslararası bir antlaşmada ilk kez 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nda kullanmıştır. Buna benzer bir antlaşma nerede yer almıştır? 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin İtalya ile yapmış olduğu Trablusgarp Savaşı sonrasında imzalanan Uşi Antlaşması'nda da buna benzer bir madde yer almıştır. Rusya bu anlaşmayla Ortodoksların haklarını koruma hakkı elde etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Balkan ulusları genel itibariyle Ortodoks olduğu için ve Ortodoksları koruma hakkının da Rusya'ya verilmesi, Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkı elde etmesine neden olmuştur. Rusya aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkı elde etmiştir? Cevap, Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkı elde etmiştir. Bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Rusya'nın Ortodokslar üzerindeki etkinliği artmıştır. Rusya'ya Küçük Kaynarca Anlaşması'yla kapitülasyon hakları verilmiş. Dolayısıyla kapitülasyonlar genişletilmiştir de diyebiliriz. Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini kaybetmiştir. Karadeniz'in çevresi yani Kafkaslar bölgesi, Karadeniz'in kuzeyi Kırım, Karadeniz'in Balkanlar tarafı ve Anadolu tarafı tamamen Türk toprağı olduğu için Karadeniz Türk Gölü olma özelliğine sahipti. Fakat Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım'ın bağımsız olması, Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğinin kaybedilmesi üzerinde etkili olmuştur. Harita üzerinde Osmanlı Devleti'nin Küçük Kaynarca Antlaşması sonrası sınırlarını görelim arkadaşlar. İşte Kırım bağımsız olmuş. Burada şu vurguyu yapalım arkadaşlar. Kırım Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Rusya'ya bırakılmamıştır. Kırım bağımsız olmuştur. Fakat Kırım'ın bağımsız olması Rusya'nın bu bölgeyi işgal etmesini ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. 1774'ten sonra Osmanlı sınırlarına baktığımız zaman işte Balkanlar hala Osmanlı toprağı. Kafkasların bir kısmı Osmanlı coğrafyası, yine Irak, Suriye, Arabistan coğrafyası yani Suriye, Filistin coğrafyası hala Osmanlı toprağı. Haritada gözükmüyor ama Kuzey Afrika hala Osmanlı coğrafyası olarak Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde devam etmektedir. Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları 1787-1792. 1783 tarihinde Rusya Kırım'ı işgal etmiştir. Kırım 1774'te Küçük Kaynarca Anlaşması ile bağımsız olmuştu. Rusya kısa bir süre sonra burayı topraklarına kattığını açıklamış. Rusya, Avusturya ile Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmaya yönelik bir antlaşma imzalamıştır. Bu plan Grek projesi olarak tarih kitaplarında yerini almıştır. Grek projesi Rusya ile Avusturya arasında Osmanlı topraklarını paylaşmaya yönelik yapılan bir projedir. Nedir Grek projesi? Osmanlı Devleti'nin bazı toprakları Avusturya'ya verilecek. Bizans yeniden kurulacak. Yani Grek projesinin sadece şu cümleyle aklımızda kalırsa yeterli. Bizans'ı yeniden kurmaya yönelik Rusya ile Avusturya'nın yapmış olduğu projedir. Grek projesine benzer başka bir proje daha vardır arkadaşlar. Bu da Dakya projesi olarak geçer.
Osmanlı Devleti'nin Eflak, Bogdan eyaletlerini de içine alacak şekilde Dakya adıyla Rusya ve Avusturya'nın güdümünde yeni bir devlet kurmaya dayalı proje. Sonuç, ister Grek projesi olsun, ister Dakya projesi olsun, Rusya ve Avusturya'nın Osmanlı topraklarını paylaşmaya yönelik yapmış olduğu politikalar olarak aklımızda kalsın arkadaşlar. 1787-1792 savaşlarına Yaş Antlaşması'yla son verilmiş ve Yaş Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. Yaş Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi sona ermiş. Artık Osmanlı Devleti'nin dağılma süreci başlamıştır arkadaşlar. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin son konusu ve aynı zamanda dağılma döneminin, yani 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin de ilk konusu olarak Osmanlı-Fransız Savaşı, yani Fransa'nın Mısır'ı işgalini alabiliriz arkadaşlar. Fransa 1798'de Mısır'ı işgal etmiştir. İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım amaçlı donanma göndermiştir. Burada Osmanlı Devleti'nin izlemiş olduğu politikaya ne diyebiliriz arkadaşlar? Denge politikası veya denge siyaseti. Denge siyasetini Osmanlı Devleti ilk kez ne zaman uygulamaya koymuş? 1798'de Fransa'nın Mısır'ı işgal girişimi sırasında uygulamaya koymuş. Nedir denge siyaseti arkadaşlar? Denge siyaseti devletler arası çıkar çatışmasından faydalanmaktır. Fransa'nın Kuzey Afrika'ya gelmesi, Mısır coğrafyasını işgal etmesi, İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını riske sokacağı için ve güneye yayılmak isteyen Rusya'nın da çıkarlarına ters olduğu için burada İngiltere ve Rusya Fransa'nın karşısında Osmanlı Devleti'nin yanında yer almış ve İngiliz-Rus donanması Osmanlı ordusuna yardım ederek Fransa'yı Mısır'dan çıkartmıştır. Bu neyin göstergesidir? Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda hayatta kalmak amacıyla devlet arası çıkar çatışmasından, yani denge politikasından faydalandığının göstergesidir. Mısır Savaşı'nın bir diğer özelliği ise 3. Selim'in kurmuş olduğu Nizam-ı Cedid ordusunun Akka'da ilk başarısını Fransa'ya karşı almasıdır. Nizam-ı Cedid ordusu 3. Selim döneminde Fransa örnek alınarak oluşturulmuş. Fransa'dan uzman getirilerek bu ordu kurulmuş ve bu ordu tarihin bir cilvesi, Fransa'ya karşı yapılan ilk savaşta Fransız ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Nizam-ı Cedid ordusunun başında Akka'da kim vardı? Cezzar Ahmet Paşa komutasında ordu Napolyon'u yenilgiye uğratıyor. Bu aynı zamanda Napolyon'un almış olduğu ilk yenilgilerden bir tanesidir. Ve iki devlet arasındaki savaşlara El Ariş Antlaşması ile son verilmiş. Fransa Mısır'dan çekilmiştir arkadaşlar.